Evet, Vizyon Türk ekranlarından sevgiler, selamlar olsun. Aslında Soğanlı Olimpik Spor Tesislerinden diyeceğim ama tabii ki Vizyon Türk'ten yayınlandığı için bu akşam bizim canlı yayınımız. Önce dedim Vizyon Türk ekranlarından sevgiler, selamlar olsun. Bir hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ana alkışlar. Yani bir bakıyorum yol üstü. Önce şöyle söylüyorum. Trabzon Arsin ilçesi Yolüstü ve Örnek köyünün organize etmiş olduğu bu birlik beraberlik gecesine tekrar hoş geldiniz diyorum. Birbirinden güzel dostlar, canlarım benim. Bir Arsinli olarak ben de gurur duyuyorum. Vallahi salonda boş yer yok. Harikasınız, harikasınız. İşte bize yakışan da bu. Evet, nasıl kısmet oldu. Daha önce yine yapmıştık. Bu ikincisi oldu. İkinci gecede de yine sizlerle beraber burada Allah bize fırsat nasip etti, fırsat verdi. Yine beraberiz. Saat 11'e kadar birbirinden güzel sanatçılarımız var. Yine başkanlarımız konuşmalar yapacaklar. Efendim size söyleyeyim, ödül törenlerimiz var. Uzaklardan gelen misafirler var. Avrupa'da ekranları başında bizleri izleyen dostlar var. Özellikle ve özellikle Arsin'de şu anda bakıyorsunuz. Acaba benim akrabam nerede? O benimki nerede? Birazdan hepsi göreceksiniz. Bizim akrabalarımız burada. Vallahi ben çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Canlı yayına verdiği için Vizyon Türk ekibine de teşekkür ediyoruz. Bu güzel geceyi ekranlarına taşıdıkları için. Evet, şöyle bir bakalım neler yapacağız. Bu akşam ben programla ilgili biraz başta konuştum ama ilerleyen dakikalarda daha detaylı sunumlar yapacağız. Bu güzel kardeşlerimiz neler yapmışlar, derneklerinde ne gibi işler yapıyorlar. İşte piknikler var, böyle geceler var, yemekler var, şunlar bunlar var. Ama onlara ben ilerleyen dakikalarda gireceğim. Şimdi derneğimizin genel sekreteri çok genç bir kardeşimiz Abdurrahman Tiryaki, güçlü bir alkışla beraber bir alalım. Neredesin Abdurrahman Tiryaki? Benim canım kardeşim, hazır mısın? Gel bakalım. Vallahi bu adama var ya böyle canı gönülden tebrik ediyorum. Gününü gecesine katmış. En son bir cenazedeydi Trabzon'da. Sen detaylarını sen anlat. Ben mikrofonu vereyim. Şöyle kısa bir konuşma. Hem de dostlarımız, akrabalarımız bir görsün bakalım. Sevgili köylülerim, saygıdeğer misafirler, Yolüstü Örnek Köyü Derneği'nin ikincisini düzenlediği kaynaşma gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben dün cenazeden geldim biliyorsunuz, onun için sesim biraz bozuk, kusura bakmayın. Bildiğiniz gibi köyümüz genç bir evladını kaybetti. 5 aydır kanserle mücadele eden 38 yaşında 3 çocuk babası Kemal Demirtaş kardeşimizi geçen hafta pazar günü kaybettik. Yolüstü Örnek Köyü Derneği yönetimi ve üyeleri adına kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acımız büyük ancak gecemizin yapılması için biliyorsunuz 3 aydır bayağı bir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bununla ilgili sözleşmelerimizi falan daha önce yapmıştık. Kemal kardeşimizin ani ölümü bizleri üzdü, çok derin üzdü. Aynı zamanda benim de dayımın oğlu, yakın akrabam. Programın iptali için ailesiyle ve yakınlarıyla bize akşam görüştük yönetim kurulu toplantısından sonra. Kendileri de bu programın iptal edilmemesini, programın devam etmesini bizlere söylediler. Bizleri anlayışla karşıladıkları için aileye buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Köyümüzün başı sağ olsun. Ayrıca şöyle de bir not söylemek istiyorum. 9 Şubat günü akşamı derneğimizde Kemal Demirtaş adına bir mevlüt programı düzenleyeceğiz. Bütün dostlarımızı buraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, Abdurrahman kardeşime teşekkür ediyorum. Gerçekten bugünler ülkemiz adına da biraz zor günler ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. Konuşma bitti mi? Bu ara mikrofonu aldım ama. İlerleyen dakikalarda yine görüşeceğiz. Ben yapmış olduğun emeklerden dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, şu kürsüyü de buradan bir zahmet bir alalım. İlerleyen dakikalarda yine ihtiyacımız olacak. Biliyorsunuz Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş hakkı rahmetine kavuşmuştur. Buradan biz de bir Türk vatandaşı olarak başsağlığı diliyoruz. Allah nur içinde yatırsın diyoruz kendisini. Ama dedim ya, her şeye rağmen hayat devam ediyor.
Evet, şimdi gece asıl bu kısım bizim kısmımız arkadaşlar. Yani vur patlasın, çal oynasın ya. 7-24 hayatımız böyle geçiyor. Ne yapalım, işimiz bu yani. Millet diyor ki yolda gider. Ya senin başka bir işin yok mudur? Hep mi eğlence? Ya eğlence değil, vallahi sadece burada eğlence. Diğer yerlerde İsmail Başkan bilir, ağzımı bıçak açmaz. Arada açar ama genelde konuşmayı sevmem ya, öyle değil mi başkanım? Peki arkadaşlar, hazır mıyız? Birazcık ısınalım, birazcık ısınalım. Zaten bakıyorum burada. Bakkal defteri gibi geldi vallahi Karalistan'a, alacaklı gibi. Yavaş yavaş ortam biraz ısınsın. Şimdi çok güzel, Karadeniz müziğine gerçekten yıllarını vermiş, birbirinden güzel eserleri bizlere kazandırmış. Şöyle, kendisi çok nazlı. bir de nazlı nazlı bizlere şarkılar söyleyecek. O zaman ne diyelim? Her taraf hazırsa güçlü alkışlarla beraber Emine Genç geliyor diyelim. Alkışlar. Arkadaşlar, yardımcı olalım. Sür beni yaylası 15 doktora ben.